Evet sevgili dostlar, depremin üstünden bir hafta geçti. 13 Şubat 2023'te bu videoyu çekiyorum sizlere. Ee, sadece şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ee, sobası olmayan bir odada UFO yardımıyla ısınmaya çalışıyorum. Ve yetmiyor. Ayağımın üstüne bir de yorgan sermeye çalışıyorum. Birçok kardeşimiz belki çadırlarda, belki çadır bile bulamayıp ısınmaya çalışıyor. Bunu aklınızın bir köşesine mutlaka ve mutlaka yazın arkadaşlar. Hocam ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ben elimden geldiğince e, bu fikri size vereyim de gerisini size bırakayım arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayın. Giresunspor takım otobüsü deprem bölgesine soba taşımak için yola çıktı ve malzemeler bıraktıktan sonra depremzede vatandaşlarımızı Giresun'a getireceği e, ve gelirlerini de depremzedelere bağışlamak üzere iki hazırlık maça maçı yapacağını açıklamış. Belki de çoktan o otobüs. Gelmiştir diye düşünüyorum. Benim buradaki amacım bu güzelliğe vurgu yapmak. Volkan Demirel ailesini İstanbul'a götürdükten sonra tekrar Hatay'a geri dönmüştü. Burada da şöyle bir durum var. Hatay Spor Tesislerinde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor. Dönüşte de basın toplantısı ya da Galatasaray TV'de davet almıştı. Orada yapacağı bir programla açıklamalarda bulunacak. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Kalbi kara e, hani burcu bozuk e, ve gönüllere nifak tohumu eken insanlar maalesef ve maalesef her daim aramızda var. Yani e, ben geçen bir yorum gördüm. Şey diyor. Niye diyor sportif direktörü bırakıp gitti. Volkan Demirel Iron Man falan da benim mi haberim yok? Yani ne bileyim o kayaların falan içine metal kıyafetiyle girip bir şeyler çıkartabilecek güce sahip de benim mi haberim yok? Ya da ne bileyim ilahi bir güç geldi de hani Marvel'daki Doktor Strange gibi şöyle ellerle kullanan hareket yapıp taşları falan kaldırabiliyor da benim mi haberim yok? Ya da Volkan Demirel, Akut'un, Afad'ın, Ahbab'ın falan başında da benim mi haberim yok? Ya da oranın belediye başkanı valisi mi? Yahu arkadaşlar nedir bu kininiz, nedir bu öfkeniz, nedir bu hınç alma telaşınız, merasiminiz? Lan yetmedi mi? Bakın depremlerin gücü 7.7 ve 7.6. Bu verdiğim bilgiler her an değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Derinlik 7 kilometre. İki depremin gücü 500 atom bombasına eşit. 7 gün içinde tekrarlanan deprem sayısı e, bugünkü 8. de sayarsak yaklaşık 2300. 2300. Afet yeri 10 şehir, 78 ilçe, yüzlerce köy. 31643 ölüm, yaklaşık 90.000 yaralı. 24129 ev tamamen yıkıldı ki e, bunu söylemek istemiyorum ama yani vefat sayısında şurada burada hani insanların e, konuşmalarını biliyorsunuz. 7.936 kişi kurtarıldı. Bakın bu kadar etkilenen var, şu kadar yaralı var, bu kadar kurtarılan var. 233.320 afet eğitimli insan sahada çalışmalarını sürdürüyor. 70.000 polis, 60.000 asker, 147.934 kişi başka illere sevk edilmiş durumda. 1.050.000 kişi Yurtlara yerleştirilmiş durumda. 1024 ambulans, 160 helikopter uçak, 4746 iş makinesi, 26 gemi, 24.201 kişi başka şehir hastanelerine sevk edilmiş durumda. 3 milyon çadır gönderilmiş durumda. Şimdi burada insanlar şunu diyor. 3 milyon çadır gönderildiyse hocam yani o zaman bu rakamlar yani daha şey diye. Ee, yani... 1 bin yatak gönderildi. 1016 yemek dağıtım birimi. 1322 psikolog. 3564 kişi de Suriye'de vefat edenlerin sayısı. Şimdi e, ben şunu söyleyeyim. Şu içinizdeki kini bir bırakın. Josef de Souza depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat edindi diye bir haber paylaşmışlar. Arkadaşlar böyle haberleri lütfen tam araştırıp paylaşın. Çünkü... Yanlış bilmiyorsam... Joseph'in de bir çocuğu vefat ettiydi diye hatırlıyorum bir bebeği ee, doğru hatırlıyorum sanki hani düşünce olarak evlat edinmeyi düşünüyoruz demiştir muhtemelen çünkü ben de bir başvuru yaptım şeyde açık e devlette de açık arkadaşlar ee, şu an kafam öyle bir bir milyon ki e, hani ne yazacağımızı ben de hatır hatırlamıyorum ama koruyucu aile diye bir şey yazdığınız zaman çıkıyor diye biliyorum ve hani İlk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şartı olma şeyi var. Tabii ki de istekte bulunabilir. Tabii ki de e, şeyde bulunabilir. Ama bunları unutmayın. Ne diyordum Volkan Demirel ki yine. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu ülkede şu depremi çıkın. Diyin ki hangi taraftar kitlesi birbirine en çok öfkelidir, kinlidir. Fenerbahçe Trabzonspor. Fenerbahçe Trabzonspor taraftarı birbirine öfkelidir, kinlidir. Hani o kadar kinlidir ki ne söylerseniz söyleyin dinlemezler. Ne söylerseniz söyleyin herkesin kendi doğrusu daha doğrudur. Bizzat yaşadığım süreçler oldu. Bizzat başıma gelen şeyler oldu. Hocam senin hatan yok mu? Var. Hepimizin var hatası. O kadar gerildik ki bizi öyle bir hale bürüdüler ki ben bir Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra talihsiz açıklamalarda bulundum. Öyle söyleyeyim. Sonrasında özür diler diledim, ulaştım, ettim. Yahu etmeyin, eylemeyin. Bakın benim niyetim şu, ben böyle bir adam değilim. Tamam kızgınlıkla söyledim. Ama kızgınlıktan söyledim de bile şunu kastettim ettim. Dinlenilmedi. Vesaire vesaire. Bu sadece benim kendi perspektifimden bakıyorum. Ben kimseden hani şey değilim. Ne bileyim bir yerlere yamanma çabam yok. Abone sayım artsın, takipçim artsın, kazandığım para artsın falan çabam yok. Biz 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 olduğumuz için içimi döküyorum sadece. Benim kalbimi çok kırdılar. Yani aldığım mesajların, şunların, bunların tehditlerin şan ihade hesabıyor. Hiçbir şey önemli değil. Bakın, hiçbir şey önemli değil. 6 Şubat 2023'te bir deprem yaşandı. Bakın bir deprem yaşandı. Ve binlerce insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız yaralı. Çocuk kaçırmaları, yağmalar, asılsız ihbarlar, millete korku vermeler şunlar bunlar. Ya biz ders alalım. Bakın aslını, geçmişini inkar eden bizden değildir. Bunu bir kafamıza yerleştirelim. Bizim geçmişimiz Trabzonspor, Fenerbahçe ya da aralardaki çatışma geçmişi 6 Şubat'tan öncesi yok. Ben sıfırladım. Ben de sıfırlandı. Başıma ne geldiyse, ne yaşadıysam, ne ettiysem hepsini sıfırladım. Ne dediysem, ne yaptıysam. Bakın olumsuz manada eleştiri bile olsa küfür hakareti falan zaten geçtim. Olumsuz manada her yaptığım şeyden ötürü de pişmanım. Lan niye bunu yapmışım diyorum. Bugünkü diyoruz ya dünkü aklımı beğenmiyorum diyor. Bugünkü aklımda diyorum ben pişmanım. Ve ben 6 Şubat öncesini sıfırladım. Artık ben yani çok başka bakıyorum hayata. Ya geçmiş bu iki camianın taraftarını şu miladı eğer 6 Şubat olursa Herkes 6 Şubat'ı milat kabul ederse, sözünü tutarsa asıl bundan sonrası çok daha güzel olur. Kim tutmaz? Ya bunu inşallah da kimse unutmaz. Yani inşallah da unutmaz. Bakın ee, elbette ki yeniden tartışmalar yaşayacağız. Yeniden birbirimize kızdırdığımız şeyler olacak. İşte hakem atıyorum feneri kollayacak Trabzonlu diyecek ki lan abi bizim maçı katletti şöyle böyle bizimki dedi. Ama bir seviyede. Hayat elbette normal akışına dönecek ama asıl o dönüş sonrasında birbirimizi tam manasıyla anlamamız lazım. Asıl ondan sonra sıkı sıkı sarılmamız lazım. Bu futbol, siyaset, sanat gibi şeylerin hepsi dünyalık. Geçici bomboş şeyler. Saatlerce siyaset konuşuyorlar. Ne geçiyor ellerine? Hiçbir şey. Ülke yıkıp ülke. Saatlerce spor konuşuyoruz. Ne geçiyor elimize? Hiçbir şey. Muhabbet dışında hiçbir şey yok. Bizi biz yapan şey kardeşliğimiz. Eğer biz kardeş olamıyorsak yani boşuna yaşıyoruz. Gerçekten boşuna yaşıyoruz. Allah göstermesin ya. Kayseri'de deprem olsa ben enkazın altında kalsam Trabzonlular lan bu fenerle bırakın boş verin diyecek mi? Demeyecek. Demeyecek. Trabzon'da deprem olsa Allah göstermesin. Biz gitmeyecek miyiz? Başkası gitmeyecek mi? Kanlı bıçaklı olduğumuz kişileri çıkartıp sevinç çığlıkları atmayacak mıyız? Elhamdülillah demeyecek miyiz? Ya da başka şeyler demeyecek miyiz? Ya Gördünüz. Muhtar diyor ki ben de Fenerbahçeliyim diyor. Bir Trabzonsporlu'ya bir milyon dolar ver o lafı demez. Demez. Ölür de demez. Bir Fenerbahçeliye ben Trabzonsporlu'yum dedirtemezsin. Cümle içinde bile kullanamaz. Ama bugün der. Bugünden sonra da diyecek inşallah. Diyecek inşallah. Bırakın kırgınlıklar ya. Bırakın kızgınlıklar. Bırakın milleti tahrik etmeyi. Ya işte 3-5 tane paylaşım yapacağım. E şunu hedefe koyacağım. Hadi saldırın. Çünkü basit. Bir Galatasaray sayfasına git Volkan Demirel'i kötüle. 3-5-500 bin tane kalp gelirdi. Şimdi git. Hadi Volkan Demirel'i şimdi kötüle. Şimdi git Fenerbahçe sayfalarına yaz Trabzon şöyle. Ha ben şunu da söyleyeyim. Az önce bir paylaşım gördüm. Bir tanesi yazmış 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe deyin bu tartışmalar bitsin. Lan niye sizin gibiler çıkıp da bu kadar güzel ortamın içine şey yapıyorsunuz. Ya niye bu ortamı bozuyorsunuz? Aa kardeşim niye bozuyorsunuz? Bak şu an taraftarın kafasında hiçbir şey yok. Lan yemin ediyorum ya yemin ediyorum yeminle söyleyeyim? Şu kadar kişi daha kurtuldu desin. Desinler ki Fenerbahçe Trabzonspor taraftarlarına arkadaşım unutun. Haklıysak da unutun. Suçluysak da unutun. Şu haklıysa da bu haklıysa da unutun diye. Zaten taraftar der ki la aman olan olmuş biten bitmiş. Yeter der ya yeter anlamsız kavgalardan çıkalım. Niye millete tahrik eden bu tip yaratıklar var ya? Niye bu tip yaratıklar var? Ya? Ankara gücü forması aldım diyorum. Satın aldım 300 liraya şey yapılmış. Ben utana sıkıla söylüyorum. Hani bak yaptı hayır şimdi reklam yapıyor demesinler diye. Elemanın biri yazmış. Ankara gücü diyor zamanında bizim stada geldi. Şampiyon Bursa dedi. Sen bunları mı kolluyorsun? Sen FETÖ'cüsün. Seni şikayet edeceğim yazmış. Yorumda var silmedim duruyor. Evet yanlış duymadınız. Depremzedeler için çıkarılan formadan satın alıyorum diye FETÖ'cü ilan edildim. Ve arkadaş şikayet edecekmiş. Etmezsen şerefsizsin. Yeter ya yeter. Lan nasıl mikrop insanlar var. Bak ben güzelliklere odaklanıyorum. Bu ülkenin çok güzel insanlar var. Çok sıcak insanlar var. Kalpten, bak kalpten çok yardımı seven insanlar var. Ben bunları istiyorum. Bunları görmek istiyorum. Trabzonspor paylaşımda bulunmuş. Her takım taraftarını bazı el maçına davet ediyoruz. Gelin edin falan diye. Fenerbahçe retweet atmış gün birlik günü şöyle yapalım böyle yapalım. Tekrar Trabzonspor o paylaşma retweet atmış biz birlikteyiz biriz diye. Ben de tabii günlerdir bir şey için çabalıyorum. Nedir o sanal bilet? Ya bedenen gidemeyeceğiz. Ya bedenen o maça gidemeyeceğiz. Çünkü bize bırakmadılar koklatmazlar bile saniyesinde bitirdiler biletleri. Kö Stadın dışındaki köftecinin önünün bile biletleri satıldı bitti. Sanal bilet diye ve Trabzonspor yönetimi sanal bilet çıkaracağını e, çıkarmayı düşünüyormuş. Hazırlıklara başlamış. Bu bir. Mustafa Hoca e, bir şeye inat ederse bunu yaptırır. Yaptık, yaptılar da şükür inşallah. İkincisi Acun Uluca'lı Bazel maçının şifresiz olarak TV8'den yayınlanacağını söylemiş. Bu iki. Tüm reklam gelirinin de depremzedelere bağışlanacağını açıklamış. Bu üç. Bitti mi? Bitmedi. Mustafa Hoca'nın bir hedefi daha var. Nedir o? Bağış. SMS bağışı. Ama sayaçlı SMS bağış. Nasıl yani? Arkadaşlar gelir afat, ahbap neyse işte ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon falan bir arada topluyorlar. Ya. Çadır topluyorlar, konteyner topluyorlar işte ne bileyim tuvalet, portatif tuvalet falan. Onlar aktarılmak koşuluyla altta bir yazı geçecek işte. Şunu yaz, şu SMS'e at 20 TL misal veriyorum diye. Altta da canlı sayaç. 10.000 mesaj atıldı. 10.102, 10.103, 10.104, 10.105 canlı bir sayaç eklenirse siz bakın bakalım. Ee, Türk tarihinin en çok izlenen maçı, en çok reyting alan maçı, en çok yardım toplanan maçı, en çok sanal bilet satılan maçı. Sanal biletten normal biletten sayalım. En çok bilet satılan maçı, en çok izleyicisi olan maçı. Tarihe geçsin ya, tarihe geçsin. Bu arada şunu da uyarayım. Bak Trabzonspor taraftarı darılmaca gücenmeci yok. Bak biz çok pis eleştiririz. Biz çöpçüyüz. Biz çöpleriz. Bu çöp diyenler çıkacak. Abdullah Avcı komisyoncu diyen çıkacak. Fenerbahçe taraftarları der bunu. Ondan sonra ulan öve öve bitiremedi Abdülkadir bu muymuş diyecekler. Bak millette ikardi var sende Maksu Maxi, Maxi Gomez topçu muymuş diyecekler. Peşin peşin söyleyin bizimkiler çok iyi çöpler. Hakem hakkımızı yerse beddua ederler. Başta ben olmak üzere ama inan ettim beddualardan yani ettiğim sözlerden bile pişmanım. Evet hala kızgınım. Bazı hakemlere hala kızgınım. Yani adaletli olmadı mıydı? Ya duramıyorum. Bu benim için değil. Hepiniz için geçerli. Haksızlık karşısında durabiliyor musunuz? Susabiliyor musunuz? Hani öyle elinizi konzu bağlayıp haksızlık yapıldı. Yenilik diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Bu bizim genetiğimizde var. Belki de bizim Türk damarımız bu. Yani belki de bizim Türk akan damarımız bu yani. Ve dediğim gibi böyle bir şey inşallah bu bağışta olacak. Dün Almanya'da gurbetçi Türkler çok iyi bir organizasyon düşünmüşler. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları bir araya gelmiş. Galatasaraylıları davet ettik ama diyorlar. Sanırım başka bir organizasyona gitmişler. O yüzden gelememişler. mi? Öyle bir şey olmuş. Ve istişarelerde bulunmuşlar. Özellikle Trabzonsporlu grup diyor. Ee, anlatan abimiz. Bizden ayrıldıktan sonra başka bir organizasyona gittiler diyor. Yani başka bir yerde başka bir şeyin organizasyonu yapmaya diyor. Ya böyle bir millet, böyle bir devlet yıkılmaz. Yıkılması hani ee, şey bile içten bile geçirilemez. Allah dirliğimizi birliğimizi bozmasın. Hocam depreme ilişkin birkaç bilgi verir misin? Vereyim. Depremi 162. saatinde Hatay'da enkazdan bir kadın sağ olarak kurtuldu. Aynı şekilde 162 saat sonra enkazdan kurtulan 16 yaşındaki Ayşe en büyük askerimizi asker demiş. Adıyaman'da depremin 165. saatinde 44 yaşındaki Naime Şakar enkazdan canlı olarak çıkarılmış. Hatay'da arama kurtarma ekipleri depremin 175. saatinde Naide Umay isimli kadını enkazdan sağ çıkartmış. Ve Adıyaman'da depremin 178. saatinde 4 yaşındaki Miray enkazdan sağ çıkarılmış. E, umudumuz var. E, ve... Hepimizin içinde kalbinde beslediği şeyler var. Ben kalbimde beslediğim şeyleri şöyle e, direkt olarak okuyayım. Kurtarma çalışmalarına katılan Zonguldak madencilerinden öğrencilere anlamlı mesaj. Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar babalar çocuklar ağlamasın öksüz kalmasın. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman ve hiçbir zaman ve hiçbir zaman unutmayın. İşini doğru yapan kişi helal kazanır. Helalin lezzeti hiçbir şeyde yoktur. Dünyalarca iskenderi yeseniz karnınız doymayabilir, gözünüz doymayabilir. Helalinden kazandığınız parayla birine yani aç birine İskender yedirdiğiniz zaman ondan aldığınız has dünyadaki bütün İskenderleri yediğiniz şeyden alacağınız hazdan daha fazladır. Ne olur işinizi helalinden yapın. Ben bir öğretmen olarak şunu söyleyeyim. Hep siz beni burada fanatik bir... Fenerbahçeli olarak görüyorsunuz ama öğretmen olduğum zaman o kimliği bir kenara bırakıyorum. Orada da fanatik bir öğretmen oluyorum. Nasıl fanatik? Öğrencilerinin fanatiği. Aşığı bir öğretmen olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve öğrenci velilerime ilk toplantıda hep şunu söylüyorum. Bana bir kuruş bile haram kazandırtmayın. Siz evde destekleyin. Ben elimden geleni yapayım. Bu çocukların hepsi başarılı olsun. Çünkü bizim ülkemiz alışkındır. 4-5 tane yarış atı olur. Onlar alır gider. Sınıfın en çalışkanıdır. 4-5 tane de orta vardır. Geri kalana at çöpe gitsin. Çok ilgilenilmez. Şöyle böyle. Ay bizde öyle bir durum yok. Bizde her çocuk başarılı olmak zorunda. Bunu benim velilerime de sorup ya da geçmişteki öğrencilerime de sorup teyit edebilirsiniz. Ben helal kazanmak için çırpınan bir insanım ve evlatlarıma da her zaman şunu söylüyorum. Ne yaparsanız yapın sizi hakkımı bir koşulda helal etmem. Devletin malına zarar verirseniz hakkımı helal etmem. Devletin malı budur. Garibanın oturduğu binadır devletin malı. 4 bin lira, 5 bin lira kiralar. 1,5-2 milyon, 3 milyon, 5 milyon sattığınız fiyatlar. Bu mu? Mezar mı satıyorsunuz 2'ye üçe? Allah sorar. Kul sormasa da Allah sorar. 60 sene, 70 sene. Ya 20 yaşında, 25 yaşında işe başladınız. 65'te ölüp geberip gittiniz. 40 senelik hüküm için fırıldak olmaya gerek yok. 40 sene için milletin hakkına girmeye gerek yok. Orada nice 40 seneler yaşayacaksınız. Düşünün. Düşünün toprağın altına gireceğinizi düşünün. Hepimiz için söylüyorum. Şahsım özelinde herkesin ders alması adına söylüyorum. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Burada küçük meseleler, küçük mahkemeler var. Öbür taraftaki mahkemeden korkun. Ben bir kez daha yineliyorum, bir kez daha söylüyorum. Bugüne kadar kırdığım, incittiğim, hakkına girdiğim herhangi bir kardeşim varsa özür üstüne özür diliyorum. Ben bugünden yani 6 Şubat milat olarak o tarih o tarihten sonra kendime çeki düzen vereceğime söz üstüne söz veriyorum. Sizler için de aynı tavsiyede bulunuyorum. Ve bunu da söylüyorum arkadaşlar. İster bunu fanatizm algılayın, ister ölüm korkusu algılayın, ister deyin ki bu adam zaten hep böyle ikide bir de ölümden bahsediyordu deyin. ister benim kişiliğime, karakterime ister başka bir şeye şey yapın. Benim Allah dışında kimseden korkum yok. Ama bunları da samimiyetle içimden gelerek söylüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sevdiklerinize dikkat edin. Sevdiklerinize dört elle sarılın. Anlatabiliyor muyum? Dört elle sarılın. Ah keşke dememek adına zamanın ve yaşadığınız anın kıymetini bilin. Allah'a emanet olun.